kuran Kerim'de bahsedilen e, Hazreti Peygamber Efendimiz'in de hayatında tükettiği, sevdiği ve bize de örnek teşkil eden e, peygamber tıbbı dediğimiz evet, bir takım... tıbbı nebevi. Tıbbı nebevi. Tıbbı Bunlardan nebevi. da bahsetmek yani istiyoruz. Peygamber tıbbı doğru. Peygamber Efendimiz de kendisi efendim bir takım tedavilerde bulunmuş ama Kur'an'da öncelikle Kur'an'a baktığımız zaman mesela Kur'an'da e, İnsan Suresi var. İnsan Suresi'nde... 17. ayeti kerimede Allahu Teala buyuruyor ki ayet 17 Bulaşıcağı Aynen fiha tüsemma selsebiyle ve yuskaune fiha ke'sen kâne mizacuha zencebiyle Şimdi cenneti anlatıyor. Ve yuskaune fiha ke'sen Orada onlara bir kadeh verilecek, bardak verilecek, içecek verilecek, içecek sunulacak fiha onun içinde vardır. Yani kanemi mizacuha onun karışımı ile. Bu bizim zencefil ...zencebil bizim diye zencefil. geçiyor. Kur'an'da zencefil, zencebil diye geçiyor. Oradaki o karışım zencefil olan bir kadehten içirilecekler cennettekiler. Yani zencefil Kur'an'da geçecek geçen bir içecektir. Kur'an'da az önce siz de bahsettiniz. Yine şifa olarak bal geçiyor. E i̇ki şifayı karıştırırsanız zencefille zencefil balı, ve balı şifa üzerine şifa olur. Yani burada zencefil Kur'an'da şifa olarak geçiyor. Karışımı zence, mizacıha diyor. Mizac kullanıyoruz biz. Hani mizacı, <laughs> mizacı, şöyle, iyidir. mizacı iyidir derken karışımı iyidir. E, onun yaratılışı iyidir anlamında. Zencefil e, hakikaten... Bir takım işte özellikle bugünlerde hani su, grip e, salgını bu salgını kadar yoğunken var. ve bulaşıcıyken i̇şte domuz gribi diyorlar şöyle diyor pek çok ölen oluyor Allah e, şifalar elmesin, versin. Şifa evet versin. kökü evet. de e, orada Füsun Hanım ha. aslı o tabii aslı onu bir de soyar mısın birazcık Füsun abla sana zahmet bir de bize bir sıcak suyla bir bardak Gayet, getirebilirsen tamam. ellerinden şöyle hocam tamam. da yapsın. Tamam. İnşallah. Hemen soyup getiriyor. Kur'an-ı Kerim'de zencefil bu kadar ze, geçmişken... Zencefil çok önemli. Kur'an'da iki şey şifadır diye geçiyor. Bir, Kur'an ruhlara şifadır. İki, bal. Arının karnından biz onu şifa olarak çıkardık diyor. Bal da şifadır. E, zencefil Kur'an'da geçiyor. Cennet yani içeceklerinden bir içecek olacak. Yani bize her ne kadar acı geliyorsa da o kadar vücuda faydası var ki... ...rahatlatıyor ki sadece soğuk algınlığına vesaire değil, aynı zamanda insanın bedeninin dinç kalmasına, rahatlamasına efendim yeniden e, kendi bedenin güçlenmesine sebep oluyor. Peygamber Efendimiz'in yine işte az önce siz yine bahsettiniz ölümden başka her derde deva dediği çörek otu vardır. Elhabbetü's-sevda Elhabbetü's-sevda şifaun min eee kulli da'in illa sam. İlla sam. Sadece sam diyor. Sam ne demek? Ölüm. Ölümden başka her şeye devadır. Habbedü sevda. Bu çörek otu, siyah tohum, çörek otunun kendisidir bizzat ama diğer siyah tohumlar da, o kara tohumlar da peygamberin söylediği o ölümden başka her derde devadır hadisinin içerisine, şumulüne girer. Onun için işte keten tohumunu da buna katabiliriz. Hı hı. O da o da önemli. Peki hocam, burada mesela peygamber çiçeği var. Adına böyle söylemişler. Ee, Tabi ismi gibi muazzamdır, mutlaka faydası vardır bize. Ee, i̇sim verilmek doğru mudur? Doğru. Bu sonradan verilmiş. Yok, hayır, Ama ne kadar yani. da güzel bir nimet. Tabi peygamber çiçeği mesela biz şehirlerimize de meydanetir. Rasul demiş, peygamberin şehri. Bunlar verilebilir peygamber çiçeği. Ama Müslüman memleketinde papaz eriği falan bunlar da çok <laughs> hoş olmuyor. Şimdi <laughs> O da var de, değil mi? Doğru. İşte iki kilo papaz eriği ver falan diyorsun. Öyle meşhur olmuş ama peygamber çiçeği de güzel onlar da şifalı bitkiler.